Merhaba Aktif TV izleyicileri. Bugün Brüksel'in Türklerin çok yoğun olarak yaşadığı Skarbek semtindeyiz. Burada halk pazarı kurulmuş. Biz de sizler için bu pazarı görüntüledik. Ben Kadir Akdeniz, merhabalar. Kadir Bey, bugün pazardaki kalabalık nasıl? Çok güzel, çok muazzam. Gerçekten köftelerimiz de güzel. Burada köfte yemeye mi geldiniz? Evet abicim, 3 tane ekmek arası yedim. Şu an 4.'ü bekliyorum. Hay maşallah, hay maşallah. Lezzetli bir köfte, tavsiye ederim. Köftenin dışında aradığınız bir şey var mı pazarda, yoksa sadece köfte mi yemeye geldiniz? Yok, ben köfte yemeye geldim abicim. Yani bugünkü pazarın kalabalığından, alışverişinden memnunuz diyorsunuz. Nasıl anlamadım bir daha. Bugünkü kalabalıktan, evet. Ve alışverişten memnunuz diyorsun. Tabicim, burada şov var, arkadaş bağırıyor, köftelerimiz güzel, hava güzel. Demin gördük, o arkadaşı da zaten aldık. Sen güzelsin, her şey eyvallah, güzel abicim. Eyvallah. Aktif TV güzel. Teşekkür ederim Kadir'ciğim. Rica ederim. Oldu, sana iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun, afiyet olsun. Teşekkür ederim, ben de tüm Brüksel'e iyi bayramlar, iyi günler. Sınak Döfrer'in annesiyim ben. Oğlunlarım sınağı. Bugün onlara yardım ettik. Biraz yorucu geçti. İsminiz neydi? Ayşe. Ayşe Hanım. Sizi tanıyabilir miyim? Fatma Hanım. Fatma Hanım. Peki Ayşe Hanım, bugünkü kalabalıktan memnun muyuz? Yani pazarın durumu nasıl? Pazarın durumu çok güzel. Kalabalıkta çok memnunuz. Çok güzel kalabalık vardı bugün. Siz nasıl buldunuz? Peki Emirdağ'ını aratmıyor bu pazar çünkü. Emirdağ'ın bir tane pazarı var, meşhur pazarı. Neydi o pazarımız? Salı pazarı. Salı pazarı, yani Emirdağ'ın en büyük ve en meşhur. Yoğurt pazarı orası. Yoğurt pazarı mı? Evet, yoğurt satılan bir yeri var. Uzun çarşı. Peki siz pazarda gezme imkanınız oldu mu? Olmadı. Gün boyu çalıştınız. Evet, çocuklara yardım ettiğim için pazarı gezemedim. Daha doğrusu pazarı sevmiyorum. Sizin imkanınız. Ben gezdim abla. Peki özel olarak aradığınız bir şey var mı, yoksa öylesine gezdik? Öyle gezdik. Fiyatlar nasıl? Sencos'ta da var. Bir pazar da orada vardı. Sencos'tası. Sencos'tası. Bradri olarak mı var, yoksa normal bir mi? Böyle pazardı. Bradri, yani senede bir kere kullan. Senede. Anladım, anladım. Fiyatları nasıl buldun? Aynı tutturabildiğine. Yani herkes bir fiyat çekiyor. Mağazalardan ucuz. Mağazalardan daha ucuz. 1 euroya 5 euroya istediklerini bulabiliyorlar. Merhaba, benim adım Gökhan. Türkiye'den geldim 10 yıl önce. Leuven'de yaşıyorum. Yani burada değil, Brüksel'de yaşamıyorsunuz. Brüksel'de yaşamıyorum. Leuven'den geldik bayram diye. Buraya bayram dolayısıyla ziyarete geldiniz. Ve zannedersem pazarı geziyorsunuz. Evet, biraz önce şurada güzel bir yemek yedik. Çocukların canı pide çekti. Hem öyle biraz böyle Türklerin arasına karışalım. Pazara bakalım. Bir de bayramın ikinci günü. Peki daha önce böyle semt pazarlarını gezme imkanınız olmuş muydu Brüksel'de? En son geçen sene geldiğimde güzel bir Ramazan aktivitesi vardı. Ona baktık. İşte fırsatımız oldukça geliyoruz, yani devamlı da gelemiyoruz, çalışıyoruz. O yüzden yani. Burada aileniz mi var, yoksa akraba, yani şöyle aile diyeyim. Türkiye'de. Yok, yani ne bileyim, burada aileniz derken bir akrabanızı mı ziyarete geliyorsunuz, yoksa arkadaşları falan mı? Yok, akrabacı değil, arkadaşlar işte. Yani.
Kendi ailem var artık, onlara gidiyor. Aktif TV izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Brüksel hakkında diyeyim. Brüksel yani çok güzel Türkler için. Yani buraya geldiğimiz zaman sanki Türkiye'de gibi yaşıyoruz yani. Güzel, herkese tavsiye ederiz yani. Özellikle özel günlerde Brüksel'e gelip iç içe olmakta fayda var insanlarla yani. Adım Gazcan, o da baş. Senin? Ben de Baran Şişek. Sen? Muhammed Sayit İnce Bacak. Oy maşallah. Senin ismin ne? Seydi. Önce o zaman en uzundan başlayalım. Seydin, pazarda ne yapıyorsun? Pazara niye geldin? Dolaşmaya geldik. Peki kafana göre bir şey buldun mu burada? Sadece şişecek yani. Ayakkabı. Şimdi de kısaya geçiyoruz. Bakar mısın, sen ne arıyorsun burada? Ne buldun? Ben bunu buldum. Ha, sen onu mu buldun? Tüm pazarda bunu mu buldun? Evet. İyi. Sen ne arıyorsun? Sen ne buldun? Bilmiyorum. Herhangi bir şey aramıyorsun. Gezmeye geldin. Böyle geziyorum. Geziyorsun. Güzel. Bu semitte mi oturuyorsun? Uzakta mı oturuyorsun? Ben burada. Sen burada oturuyorsun. Yakın mı oturuyorsun buraya? Sen bir şey aldın mı? Bir şey bulmak için geldin mi? Yoksa gezmeye mi geldin? Bulmak için geldim. Bulabildin mi arabayı? Bulabildim de almak kısaktı. Fiyatlar nasıl? Yüksek mi? İyi mi? Normal. Ha, normal. Merhaba, ben Eyüp. Eyüp Bey, pazarı nasıl buldunuz? Fiyatlar uygun mu? Fiyatlar gayet uygun. Pazarda çok şu anda kalabalık, gayet eğlenceli. İnsanlar eğleniyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar. Gayet güzel yani. Siz bu semitte mi oturuyorsunuz, dışarıda mı geldiniz? Ben de burada oturuyorum, Skarbek'te oturuyorum. Skarbek'te oturuyorsunuz. Peki aradığınız bir şey var mı, özel aradığınız bir şey, yoksa öylesine bir bakıyor muyuz? Yok, biz ailecek şöyle bir gezmeye çıktık. Hani beğenirsek, böyle uygun bir şeyler bulursak da alışveriş ediyoruz yani. Evet, yani normal şartlarda dışarıya bakarak, yani mağazalara bakarak buranın fiyatları daha uygun diyorsunuz. Evet, daha uygun. Diğer dışarı bakarak fiyatlar daha uygun. Hani en az bir %20 daha aşağıda yani fiyatlar. Muhittin Çayır, merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Peki pazarı nasıl buldunuz? Pazar güzel buldum, hareketli, canlı. Güzel yani. Kalabalık yani. Tabii kalabalık. Özellikle bayram olduğundan dolayı. Özellikle aradığınız bir şey var mıydı pazarda? Yok. Yani şöyle bir gezmeye geldim. Bir gezmek. Peki fiyatlar nasıl sizce? Yani fiyatlara baktınız mı? Fiyatlar uygun yani. Dışarıya yani, göre yani tabii, mağazalara tabii. Göre. Mağazalara göre, dışarıya göre daha uygun. Ben Serkan Akbaş, Emir Dağlıyım. Serkan Bey, pazarı nasıl buldunuz? Kalabalık var mı? Güzel. Bugün hava da güzel, pazar da güzel. Özellikle aradığınız bir şey var mı pazarda? Aradığımız hani her şey var diyebiliriz yani. Yani birçok şey arıyoruz diyorsunuz. Yani giyim üzerine olsun, yiyecek üzerine olsun her şey var yani. Fiyatlar nasıl peki? Uygun. Yani pazar fiyatı uygun. Skarbek'te mi yaşıyorsunuz yoksa başka yerde? Evet, Skarbek'te yaşıyorum. Ya burada, buralarda zannedersem çoğu yerlerde San Jose'ye yakın, gene onlarda da Türk var. Evet. Oralarda da pazarlar kuruluyor. Bu pazarların kurulmasına memnun musunuz? Evet, güzel oluyor haftada bir, yani mesela bir yıldır görmediğin arkadaşını görebiliyorsun. Yani tanıdığın insanları evet, rahat görebiliyorsun. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum seyircilerimize. Bu pazarlar yani senede bir kurulan pazarlar. Diğer semt pazarları gibi değil. Yani semt pazarları vardır. Haftalık kuruluyor. Bu pazarlarsa
Bradri diye adlandırılan, senede bir belirli semtlerde kurulan pazarlar. Ben Ali Yıldız, Trabzonluyum, 25 yaşındayım, dükkan sahibinin damadı oluyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Muzaffer Yıldırım Er, Afyon Emirdağ, Antalya Finike doğumlu, esnaflık yapıyoruz. Peki Muzaffer Bey, bugün satışlardan memnun musunuz? Allah'a hamdolsun, çok memnunuz. Kalabalık nasıl? İyi de Allah'a şükür, güzeldi yani. Sen burada eleman olarak mı çalışıyorsun yoksa ziyarete mi geldin? Hem ziyarete geldik, ziyaret etmişken de yardımcı oluyoruz. Yani hem ziyaret hem ticaret oldu. Bir nevi öyle olmuş oldu, evet. Peki başka bir mesleğiniz var mı bunun dışında? Var, ben futbol oynuyorum. Maşallah, yani birinden bir takımda mı? Evet, oradan geçimimi sağlıyorum. Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Türk gençlerinin böyle sporla ilgilenmesi bizleri de memnun ediyor. Yani öyle oluyor, spor iyi oluyor yani. İnsan için hem fiziken hem de yani geçimini sağlamak adına iyi bir iş oluyor yani. Peki size bir sorum daha olacak. Rica ederim. Böyle semit pazarları senede bir kere kuruluyor tabii ki buraya. Kurulması, başka yerlerde kurulması buradaki esnaflarda bir canlılık yapıyor mu? Tabii ki. Bu pazarların işte bizi tanıtma açısından güzel oluyor. Dışarıdan müşterilerimiz geliyor. Hemen hemen Belçika'ya tanıtıyor diyebiliriz yani. Bu zamanlarda, bu günlerde bir indirim yapıyor musunuz yoksa normal fiyatlarınızla mı satış yapıyor? Yok, tabii ki pazar için özel fiyatlarımız var. Tabii ki indirim olunca talep artıyor, arz talep olayı. Aynen. Şu anda verdiğimiz fiyatlar diyebilirim toptancıdan bile uygun fiyatlar verebiliyoruz pazarda. Oldu. Bu da tabii ki satışı arttırıyor. Aynen, satışı arttırıyor. İşte kaliteyi arttırıyor, rekabet kaliteyi arttırıyor. Müşteri memnun kalıyor. Tabii biz de memnun kalıyoruz aynı zamanda. Oldu. Ben size iyi bayramlar diliyorum. Allah bereketini arttırsın. Allah razı olsun. Aktif TV'ye de teşekkür ederim. Sizin gibi kanalların Belçika'da olması bizim için bir gurur. Gurur veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. İşte başarılarınızın devamını da dileriz. Teşekkür ederiz. Senin son eklemek istediğin bir şey var mı delikanlı? Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerime selamlar yolluyorum. Allah razı olsun. Oldu. Biz de size de hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah kolaylık versin. Başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye'de de birinci ligde seni bekliyoruz. İnşallah onu da yap başarırsın. Bir gün maçıma da beklerim inşallah. Takımınızın ismi ne? Spor Mopritenge. Bu uzak bu taraftan. Aşağı yukarı 90 kilometre. İnşallah bir gün maçınızı çekmek için geliriz. Orada da sizi normalde görürüz. Normalde çıkıyor zaten televizyonlara çoğu maçlar. Sizi de beklerim yani inşallah. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İsmim Fatih. Fatih, bugün pazardaki canlılık nasıl? Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl şu an. Herkes alışveriş koşturmasında fiyatların uygunlandığından dolayı buraya geliyorlar. Herkes memnun yani. Peki sizin pazarda aradığınız bir şey var mı vatandaş olarak? Yani ev için alışveriş yapıyoruz, erzak falan alıyoruz. Uygun fiyat olduğu için daha çok rağbet oluyor buraya. İsmail Çalık. İsmail Bey, pazarı nasıl buldunuz? Canlılık nasıl? Pazar yoğun, kalabalık. Fiyatlar nasıl? Fiyatlara pek şey yapmadım yani, dikkat etmedim. Hani bir transit geçip abinin yanına süt tozu, ihtiyaç. İhtiyaç olan şeyleri aldık. Aynen, ihtiyaç olan yani şeyler. Normal rutin bir gün yani. Rutin bir gün. Bu semitte mi oturuyorsunuz? Başka yok, ben Ninov'da oturuyorum. Ha, Ninov'dan geliyorum. Burada büyüdüm yani. Ha, Türklerin yoğun olduğu için burada aradığınız ürünleri bulabiliyorsunuz. Aynen. Peki... Sadece normal alışverişe mi geliyorsunuz yoksa bazı semitlerde de böyle semt pazarları kuruluyor. Onlara da gidiyor musunuz? Denk gelirse gidiyorum. Ha, tesadüfen denk gelirse. Tesadüfen denk gelirse gidiyorum ama genelde alışverişimizi buradan yapıyoruz. Evet. Ninov buraya uzak mı acaba? 34 kilometre. Ha, 34 kilometre evet. Geliyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Aynen. Bir de ziyaret hem ticaret hem aile görme. Evet, bugün de bayramın ikinci aynen, günü. Aynen, vesaire onun için. Büyüklerimiz için buradayız yani. Merhaba abi. Ben Afyon Emirdağ'dan Kevkirli oğlum Metin Duran. Metin Bey, nasıl gidiyor satışlar? Abi, işimiz çok kötü. Ey kötü, kendi kendimizi kavuruyoruz Allah'a bir şükür. Hayır, bugün için dedim. İyi, şükür Allah'a. Yoğun mu? Normal. Peki
Pazar nasıl yoğunluğu? Yok, sadece pazar siz iyi değil abi. Burayı iyi yapmadılar. Pazarı öldürdüler. Yani diyorsunuz bu demirler pazarın işini bazıp mahvetti. Caddemizi öldürdü. Yani yoldaki demirler? Evet abi. Bu demirlerin acil buradan gitmesi lazım. Bunu diyorsunuz yetkililere iletmek gerekiyor. İletmek gerekiyor evet. Anladım. Benim için sorun değil ama insanların ekmeği için, esnaflık için burası çok kötü. Ben ismim Oktay Uygun. Oktay Bey, bugün pazarda kalabalık nasıl? Normal. Çünkü bayram olduğu için fazla kalabalık yok. Bir de seçim olduğu için millet yani oy atmaya gittiği için normal yani. Fazla kalabalık yok, normal. Daha önceki yıllarda bundan kalabalık mı oluyordu? Evet, aynen. Peki pazarı gezme imkanınız oldu mu yani bu fiyatlar açısından falan? Yok, gezme imkanım olmadı. Ben kalabalığa fazla gelemediğim için fazla dolaşmıyorum ama normal yani şey kalabalık. Oturup burada gezen insanları seyrediyorsunuz. Hava güzel. Bakıyorum insanlara, bakıyorum tanıdıklara, bakıyorum. Güzel yani, hava güzel. Onun için ismim Sertan abi. Sertan, bugünkü kalabalıktan, alışverişten memnun musunuz? Abi şu anda her şey çok güzel gidiyor. Yani memnunuz. Müşterilerimize istediğimiz kıvamda her şeyi verdik. Köftelerimiz zaten herkesin dilinde. Köftelerimiz çok güzel. Hakiki Emirdağ köftesi. İsterseniz tadına da bakabilirsiniz. Burada da herkesle gördüğünüz gibi, herkesin yediği gibi. Yani müşterilerimize de hepsine sorabilirsiniz. Her şey çok güzel. Bugünkü yani bu kalabalık normal günlere göre satışınızı arttırdı mı? Ya abi biz arttırdı, arttırmadı değil, pazardan dolayı arttırdı. Ama zaten biz alışkınız, genelde her zaman köftemiz falan her zaman en çok giden şeyimiz. Köftemiz olsun, dönerimiz olsun. Hepsi yani alışkınız zaten. Ekip de hazır. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hepsi yardımını etti. Yani memnunuz. Oldu. Sizin pazarı gezme imkanınız oldu mu yoksa işten dolayı? Abi işten dolayı hiç buradan çıkamadık. Gezmek istedik, komşularımızı görmek istedik ama göremedik. İşimiz başımızdan aşkındı. Bir dahaki pazarlara inşallah, belki yakında bir dahaki pazarda biz çıkıp gezeriz, başkaları çalışır. İnşallah. Bütün arkadaşlarla ve sana da iyi bayramlar diliyoruz. Malum bayramın ikinci günü. Teşekkür ederim abi. Ben de size, bütün Aktif TV grubuna, hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de kolay gelsin. Sağ olun abi, Allah razı olsun. Benim adım Yaren. Yaren, ne yapıyorsun burada? Burası Snack Döfrer. Gezmeye mi geldin yoksa sadece yemek yemeye mi geldin? Yemeği yemeye geldim. Burası benim kuzenlerime, şeylere. Anladın mı? Bak. Burada başka bir ablamız daha var. O da konuşmak istiyor. Gel buraya. Ay sen seviyorum. Senin adın ne? Adın mı? Asıl yasın geçtiğin var şey. Asıl. Olan ol. Şarkı mı söylüyorsun? Şarkı size sen. Hadi bir şarkı söyle. Şarkı söyle sen size. Ama sen şarkı söyle, sen şarkı söyle. Tamam mı? Şarkı söyle. Bir dakika. Sen şarkı söyle. Sen in, şarkı Allah söylüyor. Hadi in sen iki dakika. Hadi söyle, bir daha şarkı söyle. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam. Hadi bay bay et bakalım. Senin adın ne? Pelin. Burada sadece yemeğe mi geldin yoksa gezmeye mi geldin? Gezmeye ve yemeğe. Peki burada aradığın bir şey var mı özel? Hayır. Hayır yani öyle bir aradığın bir şey yok, sadece bir gezmeye geldin. Evet. Nasıl? Yemekler güzel mi? Evet, çok güzeldi. Evet. Seni tanıyalım bir de. İsmim Nursva. Snack çok güzel, gelmeyi unutmayın. Tamam. Biz el sallar mıyız? Oldu, teşekkür ederim. Benim adım Mustafa Özkara. Mustafa Bey, bugünkü pazarın atmosferinden memnun musunuz? Abi gerçekten hiç memnun değilim. Çünkü bence yanlış seçmişler bugünü. Peki neden yanlış seçmişler? Abi bugün 3 yerde pazarı var. Ve halk dağıldı. Ve işe gerçekten berbattı. Kimse memnun değil. Yani bugün bu bölgede anladığım kadarıyla bu semitte 3 tane pazar var. Bundan dolayı halk farklı farklı pazarlara gittiği için yeterince kalabalık yok. Yok abi, çünkü mesafeleri çok kısa. Biri San Jose'da, birisi Laken'de. Evet, şimdi seyircilerimiz belki San Jose, Laken'i bilmeyebilir. Bulunduğumuz yeri yani Scarbey'in tam sınırı olan bölgeler San Jose ve Laken. Çok yakın, evet. Çok yakın bölgeler. Ondan dolayı peki bu pazarlar da mı brotherly şeklinde yoksa normal haftalık pazar mı yani mahalle bu pazarı? Bu senelik abi. Bu senelik her yani brotherly. Her sene bir kere oluyor. Yani her sene memnunduk, bu sene gerçekten memnun değiliz. Benim sorum şöyle farklı. Diğer yerlerde yani Laken'le, San Jose'da kurulan pazarlar da
bu şekilde senede bir kere kurulan bradri şeklinde mi yoksa haftalık pazarlardan mı? Bir kere. Ha, aynı şeyden pazardan olduğu için haliyle buraya rağbet düşüyor. Geçen sene düşmedi ama bu sene düştü maalesef. Anladım. Geçen sene de mi aynı şekilde oldu? Daha güzeldi. Kalabalıktı. Üç şey açısından yok, diyorum. Tekti. Tek buraydı. Tek buraydı. Ondan tek buraydı. Dolayı yani işlerden memnun değiliz diyorsun. Ortalıkta her şey görünüyor. Sakin. Anladım. Yani kalabalığı nasıl? Yani alışverişin ziyade insan kalabalığı düşük mü? Abi mesela millette alım gücü de çok az. O da fark var. Onun da faktörü var. Bir de çok sakin. Bir de oruçtan yeni çıktı insanlar. Mide küçük. Yenmiyor. Anladım. Fiyatlarda bir indirim yaptınız mı? Abi tabii ki yaptık. Mesela 4 ekme 2 euroya verdik. Bükmelerde 60 cent. Börekleri 1 euroya. 2 euro ve 1,5 yerine. Anladım. Ama yine de durgun. Anladım. Neyse, ama şükür. Allah yani şöyle diyeyim. Bundan sonra inşallah işleriniz açılır. Allah herkesin işini denk getirsin. Yani herkes bekliyor. Bu arada bayramınızı da kutluyoruz. Teşekkür ederim efendim. Bir mesajınız var mı? Vallahi birilerine selamınız var mı? Suat abiye çok selam söylüyorum, Suat Bezeng'e. Evet, ve bizim yayın yönetmeni. Tabii ki yönetmenize ve amcam Emin Özkar'a çok selamlar. Aleyküm selam. Eyvallah, çok sağ olun abi. Siz de sağ olun.